Herkese merhaba, benim ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de başlıklamda gördüğünüz gibi saçlarımı nasıl hızlı uzattım anlatacağım. Saçlarım benim kanalımda şu an takip edenler bilirler. Şuradayken saçlarım boyu şu an burada. İki tane ürün kullanıyorum. Bir tanesi keratin bakım, bir tanesi nemlendirici bakım. Keratin selektif amine keratin markasına ait. Nemlendirici ise Kerastase'a ait. Neden iki tane ürün kullanıyorsun dersen amine keratin şuradaki ufak saçlarımı uzatsın diye. Nemlendirici de saçımda kaybolan nemi sağlasın diye. Neticede yazdan kışa geçiyoruz ve saçın en çok dökülme mevsiminde. Yani hem amine hem keratin hem de nem kaybından dolayı dökülüyor. İkisini bu şekilde dengeliyorum. Bu iki bakımı senenin neredeyse her haftası yaptığım için saçlarımda bir defans oluyor. Defans tarafı güçlenince bir saçın hiçbir zaman dökülmez. Dökülmediği gibi de hızlı uzar. Size biraz ürünlerden söz edeyim. Kerastase sonuç odaklı bir maske. Yani sonuç odaklı maske şu demek: saçlarına örnek bir marketten aldığın bir maskeyi kullanırsan eğer ömür boyu kullanmak zorundasın. Yani yumuşatsın diye bir bakım alıyorsun, saçlarını banyoda yapıyorsun, yıkadıktan sonra pamuk gibi okey, ama 2 gün sonra bu yumuşaklık gidiyor. Ortalama hepiniz bunu yaşıyorsunuz. Ama Kerastase böyle bir şey yok. Kerastase sonuç odaklı yapıyorsun. Saçlarını eğer kurumayı önleyici bir şey kullanıyorsan bütün kurumasını alıyor, saçın kaybolan nemini geri getiriyor ve böylece kalıyor. Sadece dönem dönem saçın nem kaybettiği zaman kullanıyorsun. Ben o yüzden bunu kullanıyorum. Saçlarının nemi ne zaman kayboluyorsa, yani ne zaman bu tiftikleşiyorsa o zaman kullanıyorum. Amine keratin ise onu da haftada bir gün yapma nedenim buradaki saçlarımın daha hızlı uzaması. Hem kaybolan nem hem de keratini geri sağlayınca saça ekstradan uzuyor. Ama şöyle bir kötü yanı var: Kerastase'ın fiyatı biraz yüksek. Ben bir kuaförüm, elimin altında olduğu için kullanıyorum. Eğer sen bir öğrenciysen kesinlikle amine keratini tavsiye ediyorum. Çünkü amine keratin tek başına da saçı uzatabilen bir şey. Ama Kerastase tek başına saçı uzatamaz. Kerastase sadece tek başına saçınızı yumuşak yapar. Ben böyle bir sizle bir seninle konuşuyorum, niye bilmiyorum. Kerastase sadece saçını yumuşatır ve kaybolan nemini sağlar. Amine keratin saçını yumuşatmaz ama saçını uzatır. Çünkü o bir keratin bakım. İşi sadece keratini yüklemek ve saçını uzatmak. Ama şu konuda uyarayım. Genelde amine keratini ilk alınca saçınızı hemen uzatmasını bekliyorsunuz. Bu yanlış. Burada bu düzleştirmiyor. Genelde hangi keratin düzleştiriyor mantığı var ya, bu öyle bir şey yapmıyor. Sadece keratin yüklüyor. Keratin bakımı saçınızı ilk yaptığınız zaman saçınızı biraz döküyor. Genelde insanlar bu zaman biriminde panik olup ürünü bırakıyor. Bırakmadan devam etmelisiniz. Amine keratin çok güçlü bir bakım olduğu için gücünü kaybetmiş saçları döküyor. Yeniden daha güçlü ve kalın tenli saçlar çıkartıyor. Saçlarınız da bu şekilde daha güv oluyor. Çünkü aslında herkesin şurada ufak ufak saçları vardır. Eminim bütün kadınlar bilirler. Hiç de uzamazlar. Uzayıp geri dökülürler. Amine keratin bunları döküyor ve dökülmemek üzere geri yeniden çıkartıyor. Bu şekilde benim favori ürünüm keratin bakımlardan amine keratin. Sanırım gratislerde 35 ya da 40 lira falan olması gerekiyor. İnternette de 35-40 lira bir şey ama kuaförlerde 55-60 lira. Çünkü selektif markası kuaförlere bir fiyat veriyor. Bu fiyattan satacaksınız diyor. Bütün kuaförlerde dengeyi sağlamak için fiyatı bu. Bunu ise internetten 120 lira ve 130 lira bulabilirsiniz. Ama iki bakımı da güvendiğiniz siteden almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle göstereyim. Bu şöyle açılabilen bir şey. Yani bunun içine başka bir ürün de karıştırabilirler ve hiç anlamazsınız. Amine keratin de öyle. Onu da göstereyim. Bu amine keratin burada maviydi. Şey değişti. Bakın şurası da hiçbir koruması falan yok. Yeni satın aldığınızda. Burada hiç kullanılmadı bu. Şivingayla falan çekebilirler. Çünkü ben daha önceden Allah günah yazmasın ama Kerastase'ı yeri düşürmüştüm. Müşterinin bakımıydı. Başka bir bakımla karıştırdım ben onu. Çünkü o zamanlar çocuktum. Korktum biraz yani bir şey olur diye. Bir şey olmazdı da niye öyle bir şey yaptım. Ve kimse anlamadı. Yani size de bu şekilde satabilirler. Bu iki bakımı nasıl kullandığımı söz edeyim. Pazartesi günleri genelde amine keratin yapıyorum. Çünkü saçta 3 gün kalıyor. Kerastase da 3 gün kalıyor. O yüzden pazartesi amine keratin yapıyorum. Çarşamba ya da perşembe de Kerastase bakımı yapıyorum. Bu konuda ikisinden birini kullanırken sakın ama sakın keratin içeren şampuan kullanmıyorsunuz. Keratin içeren şampuan kullandığınız zaman saçlarınıza çok ağır geliyor. Çünkü amine keratin tek başına güçlü bir ürün. Kerastase çok güçlü. Bir de bunun yanına keratin içeren bir şampuan kullandığınızda saçlarınız yağlanmaya başlıyor ve yapışıyor.
Benim hayatta en nefret ettiğim şey yapışık bir saç. Zaten şu an gördüğünüz gibi volümlü saçları çok seviyorum. Bu kadar. Yani bu iki ürünü kullanınca şampuanınızı çok fazla kaliteli bir şey kullanmanıza gerek yok. Saçlarınızı sadece yıkasın. Yani amacı bu olsun. Saçlarınıza bir zarar vermeyen şampuan yeterli. Bu kadar. Çok hızlı konuştum. Yani niye böyle yaptım bilmiyorum. Çünkü hakim olduğum bir konu olunca haliyle çok hızlı anlatıyorum. Bu arada bu iki bakımı da 2 ya da 3 senedir yapıyorum. Bu kadar. Ama dediğim gibi ama unutmadan. Öğrenciysen kesinlikle amone keratin al. Kerasası almanı hiç gerek yok. Direkt amone keratin al. Zaten bir erkek saçıysa 4 ay 5 ay gidiyor. Uzun saçlı bir kadınsan eğer 2,5 ay falan götürür seni diye düşünüyorum. Bu arada ikisini de fındık büyüklüğü kadar kullanıyorsunuz. Bu arada gerçekten kozmetik ürüne bütçe ayırmaktan hoşlanmıyorsan iki bakımı kullanmanı tavsiye etmiyorum. Çünkü ikisini birden kullanırsan sanırım 220 ya da 230 lira bir bütçe ayırman gerekiyor ve bana göre 230 lira gereksiz bir ürün. Çünkü bu ülkede asgari ücret 1300 lira abi. Neyse bu yani. Direkt saçı uzatmak istiyorsan amone keratin ama saçların röfleyse yani bir kadınsan bir röfleyse birçok boya yapıp işlem gördüyse saçların İkisini birden yani kerastasını tavsiye ediyorum. Video bu kadardı. Eğer videoyu faydalı bulduysan beğenmeyi unutma. İki bakımdan bir tanesini alırsan ve sonuçlarını mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Yaz bana. Videolardan haberdar olmak istiyorsan da abone olabilirsin. Hoşça kal. Ben böyle konuşunca hiç abone olup beğenmiyorsunuz. Size bugün kötülük yapmaya karar verdim. Bu videoda. Eğer bu videoyu gerçekten beğendiysen ve beğenmeyi tıklamıyorsan saçlarını dökülsün. Bıyıkların dökülsün. Kadınsan bıyığın çıksın.